Kadın hangi durumlarda mehir alamaz? Günümüzde modern çağın gelmesi ve insanların değişmesiyle beraber artık mehir konusuna çok da önem verilmiyor. Lakin mehir Allah-u Teala tarafından emredilmekte olup farzdır. Tabii farz olması, mehir olmazsa kişinin nikahı ve evliliği geçerli olmaz mı sorularını akla getiriyor. İslami kurallara göre mehir her ne kadar farz olsa da nikah esnasında unutulmuş, konuşulmamış ve benzeri mehir yapılmamış ise yine de nikah geçerli olur. Ama dinen bir eksiklik olmakla beraber nikah olur. Çiftler karı koca olur ve cinsi münasebete girebilirler. Lakin mehir olmazsa noksanlık olur. Daha sonradan çiftler bu mehir noksanlığını gidermelidir. Çünkü Allah-u Teala emretmiş ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanından bu zamana kadar sahabeler, alimler ve Allah dostları tarafından yapılmış ve yapılmaları tavsiye edilmiştir. Mehir eşler tarafından nikah akdi zamanında konuşulur ve belirli bir zamanda verilir. Bu mehir kadının hakkıdır ve kadın bu mehir hakkını istediği gibi kullanabilir. Fakat bazı durumlarda kadın bu mehir hakkını kaybeder ve alamaz. Yani mehir hakkı ondan düşer ve artık eşi üzerine hiçbir mehir alma hakkı kalmaz. İşte mehir hakkı ne zaman düşer ve erkek ne zaman eşine mehir vermekten muaf olur? Bu videoda bu soruların cevabını vereceğiz. Çünkü özellikle son dönemlerde artan boşanmalardan dolayı insanlar mehir hakkında sıkça "boşandık niye mehir vereyim" ve benzeri tarzında iddialarda bulunmaktadır. Peki bunun gerçeği ne? Kadın boşanınca mehir hakkı ondan düşer mi, yoksa boşansa da erkeğin kadına mehir verme zorunluluğu var mıdır? Kadın hangi durumlarda mehir alamaz cevabı, cinsi ilişki ve sahih halvetten önce boşanma dışında kadın tarafından bir sebeple ayrılık meydana gelirse mehir düşer. Örneğin kadın dengi olmayan biriyle evlendiğinde velisinin itirazı üzerine hakimin evlenmeyi feshetmesi durumunda mehir düşer, kadına hiçbir şey ödenmez. Bu sorunun cevabını öğrendiğinize göre mehir hakkında merak edilen başka bir konu olan mehir miktarı kaç gram altın başlıklı videomu izlemenizi tavsiye ederim. Anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz başka dini sorularınız varsa yorum yazarak sorabilir, cevaplarınızı kanala abone olarak takip edebilirsiniz.